Şimdi birkaç maç gösterip en azından stream'i kapatmadan birkaç maç göstermeyi umuyorum. Şurada bir proxy var mı diye aşağıda ona bakacağım. Yok. Bakalım, ikinci gaz almamış, standart bir expansion gibi görünüyor. Cybernet Spor'u görmedim ama şurada falan herhalde. Dört gate falan gelebilir. Ona hazırlıklı olmam lazım çünkü o bir daha prop yolladı. Onu bir pylon korumak için yollamış olabilir. Evet, iyileşmesiyle artık SCV'lerimin bir saldırı yapabilirim. Şu an prop çekemez benim burada Reaper'ım olduğu için. Bu büyük bir avantaj. Ama hesaba katmamıştım. Kaç probe öldüreyim bari dedim. Hop. Evet, biraz geç bir expansion aldı. Mesela şu an bitmemiş bile. Hatta yarısı bile olmamıştı daha. 2 gate ve üstünden expansion aldı. O yüzden benim biraz temkinli davranmam gerek. Hop, yanlış. Kim önde bilmiyorum, ben belki çok ısrar ettim orada. O şeyin expansion biraz geç olduğunu farkına varıp geri çekilmem doğru olurdu sanırım. Ama şu an bile 2 probe öldürdüm. 2 SCV kaybetmeme rağmen onun şeyini aldım karşılığına. Zedot daha öldürdüm. Hmm.
Ekonomik olarak üstün olmam gerek. Daha az da expansion aldığım için. Ama çok da oyunu kaderini etkileyecek kadar büyük bir üstünlük müdür bilmiyorum. Sanmıyorum da. Observer gördüm. Yani Colossus gitmesi büyük ihtimal. Yani şunlardan birine ihtiyacım yok. Ah. Çalıştım ama yok. Göremedim. Hayda. Niye bugün gaz benim bu kadar az? Her zaman. Şurada küçük bir hata yaptım. Şu an all-in yapmaktan başka çaresi yok. Eğer üçüncü bir beyzi aldıysa belki tutunabilir ama diğer türlü all-in yapmak durumunda. Çünkü expansion'ını aldım. Doğru bir karar vererek bence. Evet, burada da bir şey yapamadığına göre şu an öndeyim. Benim de bir üçüncü base'im olmak üzere. O eğer üçüncü base'ini erken aldıysa bakacağım üçüncü base'i almış mı? Evet, buraya alıyor üçüncü base'i. Acele etmeme gerek yok henüz base almak konusunda. Şu
bunları bir Warp Prism saldırısına karşı savunma olarak alayım. Şu an alabilirim base'imi sanırım. Orada Warp Prism'ini de kaybetti sanırım. Burada Cybernet skoru almam önemli. Uzun süre şey yapamayacak. Onu kaybetmesem iyiydi tabii. Burada biraz fazla şey yapıyor, warp ediyor. Onu ben mutlaka temizleyeceğim sonuçta. Hop, cancel. Beklediğim kadar önde değilmişim açıkçası. Hani fight. Bütün ghostlarım iyi planda. Evet, orada ordu kaybetmem çok yan şey olmuş yani. Orduyu kaybettiğime değmemiş o expansion almam. Bugün zaten bir garip oynuyorum yani. Kazansam şaşardım. Nasıl bu kadar büyük bir ordu yaptım ama hala anlamış değilim. Burada var, burası var. Expansion nereye var? Bitti. Çok garip. Üçüncü base'e geç çıktım sanırım biraz korkak davranarak. İşte ghost itemler çıkması izin vermeyeceksiniz yani. Yok, başka yolu yok. EMP atamıyorsunuz. Feedback çok kolay bir spell. Orada 2-3 ghost'um vardı, full enerjili. Onlarla önce EMP atacaktım. 2 feedback bütün tabi şeyi götürdüm. Ve bu oyunun bu aşamasında benim matam vardı, 4-5 tane mutlaka ghost'unuz olması gerekiyor. Hani high templar yapmadıysa bile mutlaka ordunun shield'larını götürmek için.
çok fazla mağlubiyet veriyorum şu son 5-6 maçtır ve çok kötü oynamaya başladım. 1-2 maç yaptıktan sonra bırakacağım. Evet. Önceden yendiğim bir isim. Ama işte bugün hiç havamda değilim. Çok kötü saldırdı son savaşta. Bütün kolosusları gitti. Hiç bir şey yapamadan. Ama önemli değildi tabii, çok öndeydi. Neden o kadar önde anlamadım. Ama işte önde geçmiş bir şekilde. Orada ben ikinci expansion'ını alayım derken çok ünite kaybettim. Bu kadar ünite kaybedince ben 3. base'imi çok geçen olmak zorunda kaldım, çünkü riskli olurdu çok o kadar az ünitem varken 3. base almak. Telefonuma bakayım derken ne kötü başlamış olduk biraz. Build order tam uygulayamadım istediğim gibi. İkinci gazı da gördüm. Çok çabuk bir expansion gelmeyecek gibi. Bunlar şey olabilir tabi. Ben bugün Protoss'ları hiç anlayamıyorum. Neyse, bu maç son maçım. Yensem de yenilsem de artık daha fazla mağlubiyeti almadan bırakmam lazım. Çok kötü oynuyorum bugün. Galibiyet oranım çok berbat olmayabilir. Birkaç ama oyunum çok kötü. Robotics yapmış. Burada bir şey yok. Evet, baskı koyacak bir şekilde. Hangi şekilde bilmiyorum ama
Bakalım, hazırlıklı olursak bir şey yapamaması gerekiyor. Erken expansion adam ben olduğum için baskı kurmak zorunda, ekonomik olarak geri düşmek istemiyorsa. O yüzden ben burayı çok çok iyi bir şekilde savunursam, biraz abartarak hatta savunursam, hay Allah'ım ya, böyle bir zamanlama yok. Yani normal oynamasını bekliyorsunuz. Tarzıdır bu, nasıl bir oyun anlayışıdır? Yine yenildik. Yani buradan geri gelir miyim sanmıyorum hiç. Çok az ünitem var. Bunkerlara güveniyorum ama bunkerlar saniyesinde düşer. Immortal'lara karşı. Şu yandan bile gelse hiçbir şeyim yok. Tek şeyim Steam. Medivac'in gelmesini beklemem gerekiyor. Oyunun bu aşamasında Immortal'da inanılmaz güçlü. Sentry ve Immortal kombinasyonu hele. Neyse, şu Medivac'ler çıktı, biraz rahatlatır bu beni. Onları yalla ama. Şu an Edom bile ekleyemiyorum korkudan. Saldırı gelir diye. Savunmaya da şimdi savunmaya abarttım sanırım. Evet, o tekini yapmış. Her şeyini yapmış. Ben savunma yapıyorum hala. Evet, biraz korkutmuştu beni çünkü açıkçası. Orada saldırsa biraz ne kadar İyi bir durumda olduğunu farkına varmamış olabilir. Emin değilim. Ya da ben kendim biraz bugünkü oyunların atmosferiyle çok geride gördüm. İkisinden biri. Evet, sorabilirsin. Stream'i dinliyor musun? Emin değilim ama. Evet, o observer'ı almam iyi oldu. Yükleyin bakalım. Evet,
Şu an Kolos falan gitmiyordur herhalde yani scan ettim ordusunun. Hop. Şurada bir üçüncü base varsa cancel'lacağım. Sıllayamadı bile. Şaşırtıcı bir şekilde upgrade'leri o kadar iyi değil. Buradan vermem gerekiyor oyunu. Upgrade'lerde öndeyim. Nereye kaçacaksın acaba? Üç tane ünite daha kaybetti. Bakalım. Sanmıyorum herhangi bir miktarda ünite buradan onu kurtarsın. Öndeyim yani. Evet, burayı savunuyor. Ben oradaki cannonlarla hiç uğraşmadan şuradan geçeyim. İşte yani şu an düşündüğüm kadar öndeysem yani benim bu adamlarla oynamamam bile gerekiyor. Ama işte çok gereksiz maçlar kaybettiğim için ya bu kadar kolay bir galibiyet nasıl alırsınız normalde? Hiçbir şey olmadı oyunda yani ekstradan. Evet, hop. Yani işte dediğim gibi yapmam bile gerekiyor bunlarla maç ama çok salak maçlar kaybedince sizden güçsüz rakiplerle karşılaştırıyor ister istemez. Böyle çok kolay kazandığınız maçlar oluyor. Herkese teşekkürler izlediğiniz için. Bugünlük benden bu kadar. Yarın devam etmeye çalışacağım. Herkese iyi geceler.